Bado ve Arkadaşlık. Merhaba, Şarkılı Orman'a hoş geldiniz. Bakalım Momo bugün neler yapıyor? Bahçedeki eşyaları düzenlemek iyi fikirdi akıllı tavşan bilgisayarı. Yeşil kutuya bahçe eşyalarını koyacağım. Mavi olana da tamir araç gereçlerini. Çiçek sulama kabı yeşil kutuya gidiyor. Çekiç mavi kutuya. He? Ne oldu akıllı tavşan bilgisayarı? Hava durumu uyarısı. Bugün şarkılı ormanda çok rüzgarlı bir gün olacak. Hatırlattığın iyi oldu. Bunları bir an önce toplayıp kaldırmalıyım. Yoksa rüzgarda hepsi bir yana savrulur. Hatırlatma için teşekkür ederim. Fazla bir şey kalmadı. Çabucak bu araç gereci de ayırayım. Bahçe çapası yeşil kutuya. Merhaba Momo. Merhaba. Ne yapıyorsun? Bahçedeki eşyaları düzenliyorum. Onları kutulara ayırıyorsun sanırım. Evet. Bahçe için kullandıklarım yeşil kutuya, tamir araçları maviye. Bu gerçekten çok iyi bir fikir. Teşekkürler. Bu eşyaların hepsi kutulara yerleştiğinde... aradıklarımı rahatça bulabileceğim. Kolay gelsin Momo. Rüzgar başlamadan işini bitirmelisin. Haklısın. Fazla işimiz kalmadı. İşte en güzel oltamı aldım. Şu kovaya da tuttuğum balıkları koyacağım. Balık tutmaya hazırım artık. Şimdi sıra Bombom'u çağırmakta. Hadi balığa balığa. Merhaba Bombom. Kolay gelsin. Teşekkür ederim Bado. Balığa gitmeye karar verdim. Sen de benimle gelir misin? Çok isterdim. Ama bir an önce bahçe işlerini bitirmem gerekiyor. Üstelik bugün balık tutmak için pek uygun bir gün değil. Öyle mi? Neden? Hava durumu yüzünden. Hava durumu mu? Evet. Bugün öğleden sonra Şarkılı Orman'da şiddetli bir rüzgar bekleniyor. Öyle mi? Evet. Rüzgarda oltayı tutmak çok zor olur. Yarın gidelim. Ben bugün balık tutmak istiyordum ama. Bir de Taku'ya sorayım. Belki o benimle gelir. Hoşça kal. Güle güle. Merhaba Taku. Kolay gelsin. Teşekkürler. Balığa mı gidiyorsun? Evet. Sen de benimle gelir misin? Balık tutmayı çok seviyorum. Ama bu sandalyenin tamirini bitirmeliyim. Yarın bitirsen olmaz mı? Bu Huhu'nun sandalyesi. Ona bugün bitireceğime söz verdim. Akşam oturup rahatça kitap okusun diye. Söz verdiysen yapmalısın elbette. Ben tamir bitinceye kadar seni beklerim. Öğleden sonra gideriz. Öğleden sonra hava çok rüzgarlı olacakmış Bado. O rüzgarda nehir kenarında durmak tehlikeli olabilir. Yarın gidelim balık tutmaya. Ama ben bugün gitmek istiyordum. İstersen sandalyeyi tamir ederken bana yardım et. Rüzgar başlayınca içeri girer, kitap okuruz ya da oyun oynarız. Davetin için teşekkür ederim. Ama ben ne yapacağıma karar veremedim daha. Belki de yuvama dönerim. Nasıl istersen arkadaşım. Hoşça kal Taku. Güle güle. Biraz rüzgardan ne olacak? Bence hava durumu balık tutmaya engel değil. Eğer onlar gelmiyorsa ben yalnız giderim. Hadi bakalım Bado, rastgele. Hava çok güzel. Bence arkadaşlarım boşuna endişelendiler. İşte Şarkılı Orman'ın en cesur balıkçısı Bado nehir kıyısında. Hazır mısınız balıklar? Eyvah! Rüzgar başladı. Hey! Oltam! Daha fazla tutamayacağım. Oltam! Oltam!
çık. İçeride değil. Yoksa nehir kenarına mı gitti? Bado! Bado! Bombom, sen de mi Bado'yu arıyorsun? Evet, ama bulamıyorum. Yuvasında da yok. Nereye gitmiş olabilir? Huhu'ya gitmiş olabilir. Kitap almak için. Ya da Tortop'un dükkanına uğramıştır belki. Yeni oltalara bakmak için. O zaman aramaya devam edelim. Ben Huhu'ya sorayım, sen de Tortop'a. Bado mu? Aa, Bado bugün hiç gelmedi. Onun için balıkçılıkla ilgili bir kitap ayırdım. Şu kitap işte. Ah, ben de onu bekliyorum. Geldiğinde bu kitabı ona hediye edeceğim. Bado bugün hiç gelmedi. Ben de onu bekliyorum. Bu güzel oltayı onun için ayırdım. Geldiğinde hediye edeceğim. Tortop'un dükkanına bugün hiç gitmemiş. Huhu'ya da uğramamış. Gidebileceği her yere baktık. Bulamadık. Belki Momo görmüştür. Ona da soralım. Haklısın. Hadi Momo'yu çağıralım. He? Evet. Sonunda rüzgar durmuş. Eşyalarımı da düzenlediğime göre artık ormanda küçük bir gezinti yapabilirim. Momo! Momo! Akıllı tavşan Momo! Ah! Akıllı tavşan alarmı! Momo! Akıllı tavşan Momo! Hemen gitmeliyim. Beni çağırıyorlar. Akıllı tavşan Momo yardıma geliyor. Şarkılı ormanda bazen bir sorun olur. İşte Momo çözümü bulur. Hemen bulur. Momo'nun işi budur. Momo Bado'yu bulmamıza yardım eder. Evet, sonra da birlikte balığa gideriz. İşte Momo geldi. Merhaba arkadaşlar. Size nasıl yardım edebilirim? Bado kayboldu. Gidebileceği her yere baktık. Bulamadık. Sana da sormak istedik. Ben Bado'yu bugün hiç görmedim. Siz onu gördünüz mü? Evet. Neler oldu? Birlikte balığa gitmek istiyordu. Ama hava durumu uygun olmadığı için başka bir zaman gitmeyi teklif ettim. Evet. Ben de rüzgarsız bir günde gidelim dedim. Yani balığa birlikte gidecek bir arkadaş arıyordu. Siz de rüzgar nedeniyle onunla gidemediniz. Sonra da ortadan kayboldu. Evet. Araştırmayı derinleştirmek gerekiyor. Önce nehir kenarına bir bakalım. Eğer nehir kıyısına geldiyse burada mutlaka bir iz bırakmış olmalı. Ah, rüzgar izleri bozmuş. İşimiz zor bu kez. Hah, işte Bado'nun kovası bu. Demek ki Bado nehir kenarına gelmiş. Kova rüzgarda sürüklenmiş. Araştırmaya devam edelim. Evet, işte Bado'nun oltası. İğnesi kütüğe takılmış. Anlaşılan rüzgarda buraya sürüklenmiş. Bado da en sevdiği oltayı yakalamak için peşinden gitmiş olmalı. Ah, ama nereye? Akıllı tavşan bilgisayarı, dürbün. İşte orada. Gidip Bado'yu kayanın üzerinden kurtaralım. Sevgili dostlarım, sizleri meraklandırdığım için özür dilerim. Umarım hava durumuna göre hareket etmeyi unutmazsın bundan sonra. Unutmam Momo. Yağmurda, rüzgarda, fırtınada oyunlar oynarım ben yuvamda. Güneş parladığında koşacağım tüm ormanda.